Gaziantep'te yaşayan 63 yaşındaki Servet Özkörükçü, 54 yıldır mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor. Mekaniklerle, ekstireti mekanikli saatte yetiştiğim için mekanik saatlerle uğraşıyorum. Onların temizliğiydi, parçalarıydı, her türlü bakım ve servis onarımı tamiratını yapıyorum. Gerektiği cevabı verebiliyorum. O zaman da bir erkek çocuğunun bir sanat olması şarttı. Yani ne olursa olsun bir tamirci, ister boyacı, ister kaportacı, ister araba tamircisi olmak zorundaydı. Ama şu anda günümüzde bu kalmadı. Herkes çocuğunu okutmak istiyor. Şu anda bir çırak dahi bulamıyoruz. İstemiyorlar ama örgensel ergenler için daha iyi. Yani herkes şimdi okuduğu zaman, herkes doktor olduğu zaman, eczacı olduğu zaman, ne bileyim işte mühendis, müteahhit olduktan sonra bu gibi işleri kim yapacak? Yani bunlara daha çok ihtiyaç var. Bugün için demirci ustası yok, kaynakçı ustası yok, boyacısı yok. Karıpçısı yok, fayansçısı yok. Bunlar da lazım. Peki. Bizim hassas olduğumuz için, şimdi biz de buna alıştığımız için her şey bize hassas geliyor. Yani bir yere gidip gelirken dakikayla gidip gelmek alışmışız. Temiz giyinmeye, temiz durmaya alışmışız. Doğruyu söylemeye alışmışız. Yani müşterimizi gereken kaliteye vermek zorundayız. Peki. Meslek ölüyor mu? Şu anda ölü durumda. Şu anda bir tane daha yetişen yok. Ya, bunun yaşatılmasını istiyorum. Ben bunların yapılmasını istiyorum. Yani bugün bir liselerde sana atölye kurmuş, bir sene orada bir melengoz yetişiyor. Ama bizim öyle bir şansımız yok. Yani bir saatçi yanında yetişebilir. Öyle bir okulda veya bir şurada veya bir burada yetişmesi mümkün değil. Teknoloji bize göre eskiye millet geri tekrar yeni dönecek. Yani geleceği ben parlak görmüyorum. Geleceğe millet eskiyi geri arayacak. Yani kurmalı saatleri, otomatik saatleri geri arıyorlar yani. Şu anda akıllı saatler çıktı. Adam alıyor, 3-5 gün kullanıyor, bir ay, 2 ay, 1 sene her neyse kullanıyor. Bozulduğu zaman kaldırıp atıyor şu anda. Onların hiç tamiri yok, anlayan da yok. Ama gene bu mekanik saatler olduğu için herkes yapabilir, herkes örgenebilir, herkes tamirini yapabilir. Yani onda bir kendisine bir randıman alabilir. Ama şimdi randıman alması mümkün değil. Değişiyor. Mesela bir pil değişmesi 100-150-200, bir temizlik 200-250-300 civarında bir şey alıyor. Ha biz bereket verirsek ama bir memuru kazandığı parayı kazanmasak da kendi emeğimizin karşılığını kazandığımız için onun karşılığını görüyoruz. Yani aldığımız parayı hak ettiğimiz için bizim parayı daha değerli oluyor.